vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandığı için? İslami mezhebine göre evde nikaha gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyor. Memleketimize, İslam alemine şu mübarek zaman diliminin hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Efendim mübarek Ramazan-ı Şerif'in inşallah 18. mübarek zaman dilimini de geride bırakmaya doğru adım adım ilerlemekteyiz. Birazdan güneş gruba kayacak ve inşallah nasip olursa ezan-ı Muhammediler okunacak. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanete Soralım programındayız. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızı ağırlamaktayız programımızda. Ve değerli hocamıza bugün de her zaman olduğu gibi dini sorularımızı yönelteceğiz. İnşallah bu fıkhi sorulara kıymetli hocamızın ilminden istifade edip cevap bulacağız hep birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ ol, teşekkür hocamız. Ediyorum. Tabii bir düzeltelim. Şimdi dil alışkanlığıyla hep Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı diyorsunuz. Öyle mi? Pardon ha, efendim. Çok özür diliyoruz. Peki emekli başkan? Emekli çünkü yeni başkan var. Peki. Onun hakkına efendim. Tecavüz etmeyelim. Hakkını da helal etsinler muhterem Ekrem hocamız. Efendim devam ediyoruz. Bugün ilk durağımız İstanbul olacak sevgili izleyenlerimiz. 0312 alan kodumuz. 294-4294 telefon numaramız. Bu numaradan bizlere ulaşıp değerli hocamıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. Yine sorularınızı Diyanet'e soralım. diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden de Twitter, Facebook /Diyanet'e soralım adresleri üzerinden de ulaşabilirsiniz efendim bizlere. İlk durağımız İstanbul. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Muavir Türk. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Sizlerden de efendim. Buyurunuz. Ben hocama bir sorum vardı. Buyurun efendim. Şimdi bu camilere gidiyoruz da camilerde bir kardeşlerimiz soruyor tabii. İzliyoruz sizleri. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bazı bilgiler gerçekten olumlu. Şimdi bazıları diyor ki mesela sevine secde nasıl yapılır? Efendim evet. Yani bunları bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp da bence. Şimdi camilere gidiyoruz. Yani hocalarımızın benim ricam hocalarımızın 5-10 dakika bu namaz üzerine Cenab-ı Allah bize namazdan eğer soracaksa evet. Bir sualımız. Namaz üzerinden soracaksa 10-15 dakika bu namaza nasıl niyetlenir? Namaz nasıl kılınır? Soralım. Bunları buyurun. Soralım. Kıymetli hocamıza soralım. Çok diğer hoca efendilere de tavsiyesini inşallah alalım. Ricanız inşallah. Bu herhalde. Evet. Peki. Sıhhat diliyoruz Muavir Bey. İstanbul'a selamlar efendim. Evet muhterem. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii insanın özellikle zarurat-ı diniye dediğimiz... Yani mutlaka dinimizde yapılması gereken veya terk edilmesi gereken şeyleri öğrenmesi, bilmesi farzdır. Evet. Yani her Müslüman nasıl namaz kılınacağını, orucu nelerin bozduğunu, efendim zekat verecek zenginlikteyse zekatla ilgili hükümleri bilmesi lazım. Veya haramları işte içki içmenin haram olduğunu bilmesi lazım herkes. Evet. Çok garip yani bazen insanlar bunu bilemiyorlar. Yani Türkiye'de yaşayıp Müslüman aileden gelen ve ben Müslümanım diyen insanlardan bazı haram olan şeylerin haram olduğunu bilmeyen insanlar var. Mesela içki. Askerde iyi hatırlıyorum. Böyle bir konuşma var orada asker arkadaşlarla beraber. Böyle konuşma oldu. İşte herkes içtiğinden vesaire bahsediyor. Bana dediler sen yok ben içmedim. İnanmadı adam. Ya nasıl olabilir ki bir insan bu yaşa gelmiş de içki içemez. Yani bu şekilde maalesef işin cahili olan insanlarımız var. Öğrenmek görevimiz. Tabii öğrenmek nasıl olur? Bir okulda olur. Aslında din bilgisi derslerimiz, okullarımızda var. Az çok bir bilgi veriyor. İki, kitaptan okuyarak olur. Üç, camide hocadan dinleyerek olur. Veya bu şekilde radyodan, televizyondan veya ne bileyim diğer sosyal medyadan öğrenilir. Tabii bu kitap okuma insanımıza zor geliyor genelde. Evet. Herkes de camiye gitmiyor. Yani mesela bayanlar %95, %98 camiye gitmiyor. Bunlar nereden öğrenecekler ki bunların içerisinde okuma yazma bilmeyen, evinde dini bir kitap olmayan kişiler de çok. Erkeklerden de sadece cumadan cumaya giden bir sürü insan var. Evet. Diğer vakit namazlarını kılsa bile iş icabı gitmiyor, evinde kılıyor vesaire. Dolayısıyla bizim bu tür programlarla insanları bilgilendirmemiz gerekiyor.
Ve bizim şu programımız önemli ölçüde bir eksiği gidermeye çalışıyor. İnşallah. Ha, yeterli veya yetersiz, o ayrı bir mesele. Şimdi doğrudur, yani burada bizim en basit soruları bile cevapladığımız oluyor. Ve öyle olunca da birçok soru sormak isteyen vatandaşımıza fırsat veremiyoruz, zaman ayıramıyoruz. Ama kardeşimiz açmış, sormuş, diyor ki ben sevgi secdesini nasıl yapacağım? Namaza nasıl niyet edeceğim? Biz de bunu şunu diyemeyiz burada, ya aç kitabı oku veya mahallendeki imamına sor diyemiyoruz. Tabii burada açıklıyoruz. Evet. Onun için bunları bilen, ya bunlar da artık sorulur mu demesinler. Yani demek ki buna ihtiyacı olan insanlar var. Bütün hastalıklar ağır hastalık değil. Ağır hastalık da var, hafif hastalık da var ve herkes hastalığının tedavisini arıyor. Baş ağrısı için de arıyor, mide ağrısı için de arıyor. Evet. Ha, şimdi sevgi secdesi nasıl yapılır? Zannediyorum bu kardeşimiz bunu öğrenme amacıyla değil de bir örnek olarak. Camideki imamlara, ha, muhterem yani, hocam tavsiye etse de onlar da cemaate söyleseler. Bunu yapanlar çok. Ve müftülüklerimiz de bunu zorluyor. Mesela benim mahallemdeki caminin imamı her gün namazdan sonra, ikindiden sonra bir meseleyi anlatıyor. Evet. Sonra Allah razı işte olsun. Özellikle taravihten önce vaazlar ediliyor. Bunlar anlatılıyor. Biraz da insanımız ilgisiz. İlgisiz yani yarım saat önce taravihten diyelim ki vaaza başlıyor hoca. 5 dakika kalıncaya kadar gelmiyorlar. Yani burada bir şey anlatılıyor. Gideyim de dinleyeyim. Maalesef bu duyarlılığa sahip olmayan çok insanımız var. Ama ne olursa olsun tabii bizim görevimiz bildiğimizi anlatmak. Peki efendim. Devam edeceğiz değerli izleyenlerimizle efendim sohbetimize. Kıymetli izleyenlerimizin de inşallah katılımıyla programımız devam ediyor. Kayseri'den bir izleyicimiz hattımızda var. İsmet Polat, hoş geldiniz. Kayseri'ye selamlar efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Bir sorum olacaktı hocam. Buyurunuz İsmet. Şu an bizim memlekette harmanasız zamanı, evet. Yani Ekim falan kaldırıyoruz. Bu niyet etmeden hiç mesela bir gün oruç tutmasak da Ramazan'dan sonra tutsak bu 61 gün tutmamız gerekiyor mu yoksa? Soralım değerli hocamıza bu sebepten dolayı. Peki bu sıcakta soralım. Başka bir soru var mı efendim bekleyeceğiniz? Teşekkür ederim. Başka bir soru. Peki sıhhat diliyoruz efendim. Evet muhterem hocam. Şimdi Cenab-ı Allah emrettiği ibadetleri yapmaktan aciz kalanlara kolaylıklar ihsan etmiş. Ruhsatlar vermiş. Evet. Mesela ne diyor? Namaz kılarken ayakta duramayan kişi oturduğu yerde kılar. Evet. O bir ruhsattır. Aslında esas olan ayakta kılmak, tutmaktır. Ramazan'da hasta ise oruç tutmayabilir diyor. Evet. Normalde Ramazan'da oruç tutulur. Ama hastalık oruç tutmamak için bir ruhsattır. İyileştikten sonra tutar. Niye? Çünkü hasta oruç tutmakta aciz kalır. Bu mazeretler içerisinde bir tanesi de ağır işlerde çalışmaktır. Yani bir kardeşimiz, bir Müslüman ağır işte çalışıyor. Ve oruç tuttuğu zaman bayılacak hale geliyor. Bayılıyor, sağlığını kaybediyor. O ne yapar? O işi eğer mümkünse izin alır, Ramazan'da izin kullanır. Daha sonra işine devam eder. Ama bu mümkün olmayabilir. Adam kendi işinde çalışıyordur ve o işi mutlaka yapması gerekiyordur. Doğrudur şimdi dediği. Mesela şu sıcaklarda tarlada orak biçmek, harman kaldırmak kolay bir iş değil. Ağır bir iş. Eğer bir kimse bu çalışma mecburiyetindedir de bu hasadın bu dönemde yapılması lazım. Oruç tuttuğu takdirde sağlığına zarar verecekse veya orucu tutamayacak derecede bir aciz durumda kalırsa bunun yapacağı iki şey var. Bir niyetlenir. Son böyle artık çaresiz kaldığı anda bozar. Yani oruca başlar. Devam edemeyeceği kesin hale gelince orucu bozar. Sonra bir gün kaza eder. Evet. Yok adam ben bünyemi biliyorum. Ben bu işin içinden çıkamam bugün. Bu oruç tutamam diyorsa o zaman niyetlenmemişse eğer Ramazan'dan sonra bir gün kaza eder. O tutamadığı günler için. Kefaret yani o 61 dediği ki ona biz kefaret diyoruz. Kefaret gerekmez. Peki. Efendim Ordu'yla birlikteliğimiz sürüyor. Hasan Kulaç hattımızda. Hoş geldiniz. Ordu'ya selamlar Hasan Bey. Alo. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz Hasan Bey. Hoş bulduk efendim. Ben Ordu'nya'dan arıyorum. Buyurunuz. Ünye'ye selamlar olsun. Değerli hocam dinliyorlar. Teşekkür ederim. Benim sorum dede yetimiyle ilgili. Yani evet. Miras konusu. Evet. Eğer bir kişi
babasından önce vefat ederse, evet, bu kişi vefatinde dedesinden bu kişinin çocukları miras alabilir mi? Sorun bu. Soralım efendim. Teşekkür ediyoruz. Ünye'ye selamlar, Ordu'ya selamlar. Evet. Şimdi burada zaman zaman tekrarladığımız bir şey var. Mirasçılıkta öncelik hakkı ölene en yakın olanlarındır. Evet. Mesela şimdi bir kardeş varken amca mirasçı olabiliyor mu? Ve evlat verken kardeş mirasçı olabiliyor mu? Olamıyor, evet. Niye? Çünkü evlat daha yakın, baba daha yakın. Şimdi evlat da torundan yakın. Ve bunu bazı akrabalar, diğer bazılarını mirastan bazen tümüyle mahrum ediyorlar. Buna biz hacbi hırman diyoruz. Bazen de onun alacağı payın şeyini düşürüyorlar. Oranını düşürüyorlar. Evet. Ona da hacbi noksan diyoruz. Mesela diyelim ki A ve B var. İkisi de mirasçı. A olmasaydı B mirasın yarısını alacaktı. Ama A olduğu için dörtte birini alıyor. Buna hacbi noksan diyoruz. Evet. Mesela adam ölmüş, eşi var, çocuğu var. Ha, eşi var, çocuğu var. Evet. Erkek söylen. Böyle bir durumda hanım, çocukların anası 8'de 1 alır. Niye? Çocuklar onu hacmi noksan ile hacmi etmişlerdi. Evet. Çocuklar olmasaydı 4'te 1 alacaktı. Ha, bir de yakın akraba, uzak akrabayı mirastan mahrum ediyor. Ona da hacmi hırman diyoruz biz. Evet. Ki bazı durumlarda istisnası olabiliyor bunun. Mesela evlat varken evladın evladı miras alamıyor. Yani bu bir kural olarak bu şekilde gelmiş. Ancak yani o zaman şöyle diyelim. Bir kimse babasından önce vefat etmiş, çocukları var ama onun kardeşleri de var. Eğer başka erkek kardeşleri varsa, evet, artık onlar miras alamıyorlar. Peki bunları böyle ortada bırakmalı mı bir efendim? Bir dakika, onu anlatacağım. Peki, özür diliyorum. Ama mesela kızları var, ölenin kızı var, bir de torunu var. Oğlunun oğlu var. O zaman o mirasçı olabiliyor. Evet, torunlar. Yani ne zaman oğlun oğlu mirasçı olamıyor? Ölenin oğluyla beraber olamıyor. Veya işte oğlunun kızı ölenin oğluyla, evet, olamıyor. Ha, şimdi peki bunlar ne olacak? Hanefi mezhebinde bunlara vasiyette bulunulması tavsiye ediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayetler de buna ışık tutuyor zaten. Yani bu yakınlara diyor vasiyette bulunun diyor. Hatta işte daha önce miras ayetinden önce gelen bir ayette, daha sonra mirasçı olanlara bile vasiyette bulunması tavsiye edilmiş. Ayet-i kerimede bu geçiyor. Hanefi mezhebinde bu tavsiye ediliyor, bir. İki, ayrıca yine miras bölüşümünde orada bulunan yakınlara da mirastan bir şeyler verilmesi de tavsiye ediliyor. Evet. Ama diğer bazı mezheplerde vasiyeti vacibe diye bir şey var. Yani nedir? Dede, eğer oğlu kendisinden önce ölmüşse, oğlunun çocuklarına vasiyet etmek mecburiyetindedir. Buna vacip vasiyet, zorunlu vasiyet deniyor. Etmek zorundadır. Evet. Yani o şöyledir. O çocukların babası hayatta olsa idi, ne kadar miras ona düşecek idiyse o kadarını torunlarına vasiyet etmelidir. Yani bu düşünce veya bu içtihat bir taraftan o mirasçılıktaki temel ilkeleri korumuş, ama diğer taraftan da torunları mahrum bırakmamış. Ha, ama diyelim ki dede şey yapmadı. Vasiyette bulunmadı. Ha, bazı ülkeler buna şöyle bir yol bulmuşlar. Vasiyette bulunmamış bile olsa vasiyette bulunmuş gibi. Onlara payını verilir. Onlara pay verilir deniliyor. Evet. Tabii burada farklı içtihatlar var. İlla bir şu içtihacı uygulamak mecburiyetinde değiliz bu konuda. Mesela burada en böyle şey olan, basit görünen veya ne bileyim torunları en az gözeten Hanefi içtihadı görünüyor. Diğerleri tercih edilebilir. Ve torunlar da mahrum edilmemeli kesinlikle. Peki. Yani verilmeli onlara da bir verilmeli. Şey. Verilmeli. Yani peki, vasiyet efendim edilmemiş olsa bile verilmeli. Vasiyet edilmişse zaten verilmek mecburiyeti var. Peki. Kıymetli hocamız açıklamış oldular. Değerli izleyenlerimiz, İstanbul'dan bir izleyicimiz. Hattımızda İstanbul'a selamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, kolay sizlere gelsin. Sizlere de efendim. Sağ olun, teşekkür. Buyurun, sağ olun. Benim hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun efendim. Ben yaklaşık 1,5 aylık hamileyim de. Evet. Doktora gittim. 2 ayrı farklı doktor bana oruç tutabilirsin, biri su tutabilirsin dedi, biri su tutamazsın dedi. Ben oruçla alakalı herhangi bir zorluk yaşamıyorum da. Evet. Acaba
tutmalı mıyım, tutmamalı mıyım? Bebek için bir sakıncası olursa bunun günahı var mıdır? Evet. Bununla alakalı bir ilgi almak soralım efendim. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı hanımefendi? Yok, çok teşekkür ederim. Peki, hayırlı saadet diliyoruz, afiyet diliyoruz. Şimdi bir tecrübe biz var ya. Evet efendim. Mesela bizim evlerimizde hanımlarımız olsun, annemiz olsun, ablamız olsun hamile iken Ramazan'da oruçlarını tuttular ve çocuklarımız da elhamdülillah sağlıklı meydana geldi. Ama bazı kadınlar hamileyken diyelim ki zarar görebilirler bünyeleri veya çocuklar zarar görebilirler. Burada doktorun dediği tabii önemli ama burada da işin garibi iki tane ayrı doktor. İki ayrı şey söylemiş, evet. Ve bu hanımefendi kardeşimin de kafası karışmış. Ha şimdi hamile oruç tutmayabilir, bu bir ruhsattır. Ama genelde bunlar nedir biliyor musunuz? Eğer zarar veriyorsa vücuda oruç tutması. Evet efendim. Ya ben diyor hiçbir zarar görmüyorum diyor. Daha yeni de bir hamilelik var. Yani tabii ben doktor değilim ama demin bir tecrübemizden bahsettik. Yani yakınlarımızın oruçlarından bahsettik. Bu da kendisi de tuttuğumda hiçbir zarar görmüyorum diyor. İsterse bir üçüncü doktora müracaat etsin. Böyle yani orucun önemini benimseyen tıp doktoru. Tıp doktoruna müracaat etsin. Eğer o da diyorsa ki tutsun, o zaman tutabilirsin, tutsun. O da diyorsa ki hayır tutamazsın sana zarar, o zaman tutmasın, çocuğuna zarar verip veremeyeceğini onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Bu oruçları tutmasa diyelim sonradan, ne zaman yapacak? Kaldı 12 gün hocam. Ondan sonra nifas bittikten sonra emzirme eğer zarar vermiyorsa emzirme sırasında da tutabilir. Ama evet. Emzirmeye zarar veriyorsa emzirme işi bittikten sonra kaza ederler güne gün olarak. Peki efendim. Değerli hocam şöyle bir soru var. Bir izleyicimiz Yusuf Bey, hocam hürmet-i musahareyi bize anlatır mı değerli hocam diyor. Hanefi mezhebine göre. Şimdi vesvese ile de gerçekleşir mi diye bir şey eklemiş efendim. Anladım. Şimdi insanlar arasında evliliği caiz olmadığı haller var. Yani evlen iki insanı bir bayanla bir erkeğin evlenmesinin caiz olmadığı durumlar var. Evet. Bunlara biz şey diyoruz, muharramat diyoruz. Haram, evlenmesi haram olan kadınlar. Bunlar birkaç yönle olur. Bir, akrabalık vardır. Evet. İki, süt emme vardır. Üç, sıhriyet vardır. Buradaki söyledi hürmet-i musaharat. Dört, din ayrılığı vardır. Din ayrılığı. Yani şimdi akrabalık bellidir. Kimin kiminle evlenemeyeceği. Yani bir kimse kardeşleriyle, çocuklarıyla, anası babasıyla, torunlarıyla yeğenleriyle evlenemez. Evet. Yani bunun dışındakiler evlenebilir. Süt de bir kimse bir kadından süt emmişse o kadının kendi çocuğu gibi kabul edilir ve kendi çocuğu kimle evlenemezse onlara da evlenemez. İki, din ayrılığı. Müslüman bir erkek ateşperest, puta tapan, ateşe tapan, inançsız bir kadınla evlenemez. Müslüman bir kadın hiçbir gayrimüslimle evlenemez. Bunlar dinimizin koyduğu şeyler. Bir de hürmet-i musaharat var. Nedir o? Hürmet-i musaharat. Bir kimse bir kadınla evliyse o kadının çocuklarıyla veya anası babasıyla ebediyen evlenemez. O kadının kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle de onun üzerine ikinci eş olarak onları alamaz. Ha, şimdi hürmet-i musaharat neyle doğuyor şimdi burada? Bir evlilikle. Bunda bütün İslam alimleri müttefik. Görüş birliği var. Hanefiler, Şafii. Bu sıhriyet yani. Bu sıhriyetin evlilik yoluyla olduğu konusunda ihtilaf, görüş ayrılığı yok. Peki efendim. Peki evlilik dışı bir yolla eğer birleşme olmuşsa olur mu? Mesela bir adam bir kadınla zina etmiş, affedersiniz. O kadının anasıyla evlenebilir mi? O kadının kızıyla evlenebilir mi? Hanefilere göre evlenemez. Şimdi Hanefilere göre bu sıhriyet dediğimiz, hürmet-i musahara dediğimiz, yani bu evlilik ve benzeri şeylere dayalı olan evlilik yasakları bir evlilikle olur, İki, ilişkiyle olur. Üç, şehvet duymakla olur. Evet. Ne demek şehvet duyması? Bir kimse bir kadına dokunur ve şehvet duyar. Hanefiler bunu sanki o bunu hürmet-i musahara sebebi saymışlardır. Yani böyle bir durumda o kişi, o kadının kızıyla evlenemez, anasıyla evlenemez demişlerdir. Veya zina halinde evlenemez, evet, demişlerdir. Ama Şafiilerde bu yoktur. Şafiilerde bir kimse sadece nikahlı olduğu eşinin usul ve furu ile evlenemez.
Ama efendim şehvetle dokunmuş, şehvetle bakmış efendim veya affedersin zina etmiş. Onlar hürmet-i musahare doğurmaz Şafii mezhebine göre. Ha şimdi bu evlenememekle ilgili. Peki bunun evliliğe etkisi olur mu? Mesela bir zaman Türkiye'de bir sürü yanlış şeylerle spekule edilerek Diyanet'e hücumlar yapıldı. Evet efendim. Yanlış anlaşılan bir fetvadan veya bir yazıdan dolayı. Olay şu, bir kimse kızına dokunur da şehvet duyarsa, böyle bir durumda o kişinin hanımı boş olur mu, olmaz mı? Hanımı kendisine haram olur mu, olmaz mı? Hanefi mezhebine göre hanımı boş olur. Ama kızına şehvet duyması her halükaramda, her halükarda haramdır, en büyük günahlardandır. Yani Şafii mezhebi diyor ki burada evlilik olmadığı için kızına dokunması evet. halinde de, şehvet hissetse bile haram işlemiş olur. Çok büyük günahtır bu. Bir insan başka bir kadına dokunduğu zaman şehvet hissettiğinde çok büyük günah oluyorsa, kendi kızına, affedersin, kendi anasına dokunduğunda böyle bir duygu gelirse haram olmaz mı? En büyük haramdır. Evet. Ancak böyle bir durumda karısı boş olmaz. Karısı kendisine haram olmaz. Peki. Anlatabildim mi? Peki efendim. Bir şey devam ediyoruz. İstanbul'dan bir izleyicimiz. Yani hürmet-i musahara bu yani. Hürmet-i musahara sıhriyet yoluyla olan. Evlilik yasağı. Evlilik yasağı. Evet efendim. Devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Sakarya'dan düzeltiyorum. Sakarya'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Sakarya'ya selamlar efendim. İyi günler, saygılar sunuyorum hocama da size. Bir mukabil efendim, Ali Osman Öztürk. Sakarya, düzeltiyorum yine, daha önce sizi bir kez daha aramıştım. Sakarya Karasu'dan arıyorum. Hay Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü, Türkiye'nin inmesi, Karasu'ya da herkesi bekliyoruz. Bunu belirttikten sonra izninizle sığınarak bir cümle ifade edeceğim bir konuyla ilgili, ondan sonra soruma geçeceğim. Buyurun. Diyanet'in 9. turuyla Kudüs'e gittim. Miras gecesi orada oldum, fakat İsrail'in baskı ve zulmünü bizzat o gece Miras gecesi orada Mescid-i Aksa'da yaşadım, gördüm. Üzüntülerimi Türkiye'de bütün evet. Müslümanlara bu mübarek günde bu vesileyle sayenizde iletmeyi bir borç sayıyorum. Evet. Bunu siz de eğer birkaç cümleyle dile getirirseniz sevinirim. İnşallah değerli hocamızın duasını alalım Müslümanlar için. Buyurun. Sorum şuydu efendim. Televizyonda bir kanalda bir beyefendi, yani böyle din konusunda otorite olan birisi, evet. ismini vermeyeceğim. Gerek yok. Abdestten bahsederken yerlenmenin sessiz ve kokusuz olanın abdesti bozmayacağı şeklinde bir ifade kullandı. Tabii evet. ki Müslümanların kafasını böyle şeyler karıştırıyor. Benim de kafamda soru işareti oluşturdu. Hani bazen işte tıp bilmem ne vesaireler bozar mı bozmaz mı gibi tartışmalar evet. var. Hocamın bu konudaki Diyanet'in kitabına baktım. Orada net bir bilgi soralım. De yoktu. Değerli hocamıza sorup birlikte öğrenelim. Orada sadece yerlenme bozar diye bir ifade vardı. Evet. Onun için sizi aradım. Bu konuda böyle tatmin edici bir açıklama olursa sevinirim. Bir ekstra afınıza sığınarak birden bu vitir namazının kazasıyla ilgili, birisi kaza edilir, edilmez, işte gereklidir, gereksizdir gibi. Yani ben şimdi kaza kılıyorum, vitir de kılıyorum. Cenab-ı Allah kabul etsin. Böyle söyleyince kafanızı karıştırıyor. Bunun için bu konuda da hocam bir açıklama yaparsa sevinirim. Kaza namazında soralım Ali Osman Bey, sıhhat diliyoruz. Karasu'ya, Sakarya'ya selamlar efendim. Evet muhterem hocam. Şimdi birinci kendi hani arkadaşımızın o duyguları evet. doğrusu hepimizi yakan bir şey maalesef. Oraya gidip gelenlerden duyuyoruz bu evet. sıkıntıları. Evet. Ki bizzat bizim Diyanet İşleri Başkanımız bir ekiple beraber gitmişti. Ve o da hayli oradaki karşılaştığı bazı sıkıntılardan, Mescid-i Aksa'da değil belki ama başka taraflarda bahsetti. Tabii Müslümanlar açısından Mescid-i Aksa önemli bir yer. Peygamberimizin evet. bir hadisi var, diyor ki ancak 3 cami ziyaret etmek üzere yola çıkılabilir. La tüseddür rihalu illa li selati mesacide diye başlayan evet. bir hadis. Nedir onlar? Bir, Mescid-i Haram. Yani Kabe-i Muazzama'nın çevresi. Nasip etsin Cenab-ı Allah. İki, Mescid-i Nebevi. Yani Peygamber Efendimiz'in kabrinin evet. bulunduğu cami. Üçüncüsü de Kudüs'teki Mescid-i Aksa ki Müslümanların evet. ilk kıblesidir. Ama maalesef bugün Müslümanlar belli bir yaştan aşağılar oraya giremiyorlar. Ve oraya girmek için hayatını ortaya koyan, horlanan, İşkence gören çok Müslüman kardeşimiz var. Ve İslam alemi de buna seyirci kalıyor. Maalesef. Allah artık bizleri affetsin mi diyelim. Affeder mi affetmez mi onu da bilemiyorum ama inşallah affeder. En azından biz onun acısını hissediyoruz.
kalben onun ezikliğini hissediyoruz. Ve Müslümanları da bu durumdan kurtarsın. Gelelim ikinci sorusuna. Şimdi Peygamber Efendimiz'e geliyor. Yani bu yerlenme meselesi konusu. Peygamberimize sahabilerden biri geliyor. Bazen diyor evham ediyoruz biz. Yani bir hareket görüyoruz affedersiniz. Evet. Fakat bir şey anlayamıyoruz. Yani gerçekten yerlenme oldu mu olmadı mı? Bir şüphedeyiz. Bir şüphedeyiz. Bir evham ediyoruz. Peygamber Efendimiz o zaman onu söylüyor. Yani diyor ki ona evham etmeyin siz. Bir şüphe var ise yani, bir ses veya koku. Peki efendim. Yani bu hadis neyle ilgili? Adam yerlendiğinin farkında değil. İşte bir basit bir şey hareket hissetmiş. Acaba yerlendi mi yerlenmedi mi? Onu bilemiyor. O zaman ona itibar etme diyor sen. Peki. Yani o evhama, o vehme itibar etme. Ama adam yerlendiğini bir dost doğru biliyor. O abdesti bozar o. Bu genel abdestle ilgili bir şey değildi. Yani bu abdesti bozar. Peki yani efendim. Kokusu var mı yok mu? Yani bunu. Yani muhtemelen hoca efendi orada özel bir şey anlatmış olabilir. Neyse, belki yanlış anlaşılmış yani bazen olabilir. Bazen işte, insanlar tam anlatmayabiliyoruz. Biz de oluyor bazen bu yanlış anlaşılmalara vesile olabiliyoruz ama dediğiniz gibi yani hoca efendinin de maksadı demek ki söylediğimiz olabilir. Peki şüphe durumuyla ilgili böyle bir onunla ilgili olarak peygamberimizden peki. Böyle bir hadis var. Hayır. Ama normal olarak insan yerlendiğinin farkında ise o orucu bozar. Kaza namazı işte, namazı bozar. İlgili. Vitir namazını kaza etmek vaciptir. Nasıl ki vitir namazını kılmak vacipse kaza etmek de vaciptir. Şimdi vaciple farz, vaciple sünnet arasında ne fark var? Vacibe bir bakıma farz-ı ameli derler bazıları. Yani ne demek? Yapıp yapmama bakımından aynen farzlar gibi ama inkar bakımından da farzlar gibi değil. Evet. Yani bir kimse vacip olan bir şeyi terk ettiği zaman, yapmadığı zaman farz olan bir şeyi yapmamış gibi günaha girer. Ama vacip olan bir şeyi inkar ettiği zaman dinden çıkmaz. Farkı bu. Arada fark olarak bu söylenir. Onun için vacibi kaza etmek de vaciptir. Devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Ordu'dan bir izleyicimiz. Hatta Ordu'ya selamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Buyurunuz hanımefendi. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkürler efendim. Size. Sizlerden de. Buyurunuz. Benim hocama sorum şöyleydi. Benim babam 82 yaşında. Evet efendim. Felç hastası. Ama evet. 13-14 senedir felç hastası ama çift değnekle evin içinde gezebiliyor. Yani çok zor gezdiği halde. Elhamdülillah. Yani çok zor geziyor ama gezebiliyor. Yani en azından tuvaletine gidebiliyor. Elhamdülillah. Babam bir sene kadar önce bir kalça kırığı yaşadı. Platin takıldı kalçasından. Evet. O zaman namazını bıraktı. Şöyle bıraktı. Bilemiyordu nasıl kılacağını falan. Yataktaydı. Çocukluğundan beri de namazını kılan bir insan. Ben de babama dedim ki işte babacığım teyemmümle namazını kılabilirsin. Hatta kıble bile şey yapamayabilirsin, kılabilirsin kıble olmasa bile dedim. Evet. Çok sevindi o vaziyette namazını bir müddet kıldı. Sonra çift değnekle gezdiği halde ki bir yerden bir yere inanın çok zor gidiyor yani. Peki. Hani çok zor ama devam ediyor bu şekilde. Namazı kılmaya devam ediyor. Söylememize rağmen hani en azından teyemmümü zaten zorunda gibi ben öyle düşünüyorum. Peki. Ben hocam nasıl düşünüyor tabii ki bilmiyorum ama kıbleyi gene aramadan namazına devam ediyor. Bunu soracaktım. Soralım değerli hocamıza. Net mi hocam? Net. Peki başka bir sual yok. Sıhhat diliyoruz. Afiyet diliyoruz efendim. Ordu'ya selamlar. Evet değerli hocam. Şimdi bir kimse suyu bulamazsa veya suyu kullanma imkanı yoksa bu kimse teyemmüm ederek namazını kılar. Şimdi bu hanımefendinin bahsettiği kişi, babası, evet. Su buluyor ama suyu kullanıp kullanmama konusunda bir şey var, şüphe var. Yani şüphem şu benim açımdan. Eğer bu amcaya kızı yardımcı olabiliyorsa abdest almak için nasıl yardımcı olur? Evet lavaboya gidemeyebilir. Ama bir leğen, bir ibrik eskiden hep böyle abdest almaz mıydık evlerimizde? Öyleydi efendim. Getirir babasının önüne sandalyeye oturtur. Herhalde bu eğer elini kolunu hareket ettirebiliyorsa adam hareket ettirir zaten. Ettiremiyorsa bu hanım yıkayabilir elini yüzünü. Bu şekilde abdest aldırabiliyorsa böyle aldırsın. Eğer buna da olmuyorsa o zaman teyemmüm eder. Peki. Ha, bu bir. İki, kıble meselesi. Hayır kıbleye dönsün. Ki evin içinde çift değnekle hareket edebilen kişi bir sandalyeye oturabilir demektir. Ve buna yardımcı olan kişiler... Sandalyeye oturtacağı zaman veya divana oturtacağı zaman yönünü kıbleye gelecek şekilde oturtsunlar. Ki anlaşılan o ki bu mümkün. Evet. Dolayısıyla
Tabii şimdiye kadar yapmamışlar bilgisizlikten. Allah affetsin. Abi. Ama şimdiden sonra bak bunu bu bilgiyi aldıktan sonra kıbleyi kesinlikle ihmal etmesinler. Çünkü kıbleye dönmek namazın farzlarındandır. Dengesini sağlayamıyorsa bile bir sedirde bir şeyin zaten üzerinde sağına sola koyabilir. Mecburen bir yere oturuyor bir insan. Doğru. Mecburen bir yere oturuyor. Doğru efendim. Veya yatıyor. Yattığında bile ayakları kıbleye gelecek şekilde kılsınlar. O şekilde namazını eğilerek kılsın. Yok, eğer sandalyeye, divana, koltuğa oturabilecekse onun yönünü kıbleye doğru çevirsinler ve o şekilde otursunlar. Peki efendim. Ne diyor ayet-i kerime? Fevelli vecheke şadral mescidil haram. Yönünü mescid-i haram tarafına çevir, net. Peki. Ya, abdest konusunda demin söylediğim gibi. Yani becerebiliyorlarsa abdest aldırsınlar, beceremiyorlarsa tevam etsin. Tamam. Peki. Ama kıbleye çevirsinler, döndürsünler. Peki. Efendim devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz sorularınızı kıymetli hocamıza yöneltmeye Almanya'dan bir izleyicimiz. Hattımızda Dilek Yılmaz, hoş geldiniz. Almanya'daki vatandaşlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurunuz Dilek Hanım. Ya benim bir sorum vardı hocamıza. Buyurun efendim. Ben Almanya'da yılbaşı süsleri, yani bu ağaçlara takılan süsleri boyuyorum. Evet. Yani her türlü şekil, melek olsun, insan, hayvan şekilleri. Evet. Yani kazancımı bununla kazanıyorum. Evet. Ama ben son zaman duydum ki hani vay bunları yapanlara diyerekten hani çok büyük günah olduğunu, bunun önüne bize geçerli olup olmadığını bilmek istiyorum. Yani ben onu kullanmıyorum sadece. Evet. Hani onunla bu fabrikada çalışıyor. Hay hay soralım. Fabrikasındasınız, çizimini değil sadece boyamasını yapmaktasınız. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz? Bir de şeydi, biz namaz kılıyoruz arkadaşımla beraber ama evet, patrondan gizli kılıyoruz. Evet. Kışın oluyor genellikle sabah namazını. Evet. Yani bizim öndeki insan, yani bize ilgilenen biliyor ama diyor şefe yakalanırsanız ben karışmam diyor. Biz gizli gizli kılıyoruz. Yani bunda bir sakıncası var mı? Bu günah işliyoruz mu? Onun haberi olmadan yaptığımız işi gibi aksatmıyorsunuz değil mi efendim? Onu da soralım bu arada. Ya 5 dakika gidip hemen kılıp geliyor. Hay hay efendim soralım. Cenab-ı Allah kabul etsin. Hocamıza soralım ne yapmamız gerektiğini. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı günler. Evet değerli. Şimdi birinci sorusu hiç endişe etmesin. Bu kardeşim hiç endişe etmeyin. O fabrikada çalışın, ekmek paranızı kazanın. Evet. Şimdi bazı şeylerin bizzat kendisini kullanmak haramdır. Bazı şeyler günah olan yerlerde kullanılabilir. Evet. Mesela şimdi şarap haramdır. Dolayısıyla şarabın imalatında çalışamazsın. Erkeklerin altın takması da haramdır. Ama bir hanım, bir erkek altın işlemeciliği yapıyorsa haram işlemiş sayılmaz. Çünkü altının kendisi mübahtır. Mübah olan erkeğin onu. Haram olan erkeğin kullanması. Erkeğin kullanması. Erkeğe göredir evet o. Şimdi burada o yılbaşı süslerinde kullanılan şeyler. Ki o yılbaşı da duyduğumuz kadarıyla veya bildiğimiz kadarıyla Hristiyanların dini bayramı değil. Daha önce ifade buyurmuştunuz. Evet hocam. Yani o daha önceden o yani Aralık'ın 20'sinden sonraki birkaç gün içerisinde galiba onlar o yortular, o bayramlarını kutluyorlar. O yılbaşı bir senenin bitip yeni senenin başlamasının ilgili bir kutlamadır. Dolayısıyla o yapılan işler Hristiyanlık dininin gereği olarak yapılan bir şeyler değildir. Evet. Dolayısıyla o asla haram olmaz, günah olmaz. Bu kardeşim rahatlıkla çalışabilir, kazanabilir. Yaptığı işte hiçbir sakınca yoktur. Zaten onu kullanmak da haram değildir. Çünkü dini bir gerekçeyle yapılıyor değildir o. Peki. Ama bana deseydi ki ben şarap fabrikasında çalışıyorum, efendim şişelerin doldurmasına yardımcı oluyorum, ha onu yapamazsın derdik. Peki. İkincisi sünnetleri kılmasınlar madem öyle sabah namazı ama sabah namazı sünnetini kılmasın. Ne kadar güçlü bir sünnet olursa da sonuçta orada bir kul hakkı var. Farzını kılsın. İnşallah bir şey olmaz ya. Yani. Peki. Evet. Yani namazla ilgili gizli gizli kılıyoruz diyor. Ne ya kadar zor mesele bu, değil mi hocam? Yani bunu evet, yurt dışındakilere ben anlıyorum bunu. Evet. Avrupa'dakiler de ülkemizde de aynı sıkıntıyı çekenler var. Hatta bir büyük bir market el değiştirmişti. Daha önce yabancılarınmış. Evet efendim. Kurban Bayramı zamanıydı. Ben de İstanbul'a yeni gelmiştim. Yolum düştü. Birinci gün mü ikinci gün mü o market açıktı. Orada çalışana sordum ben. Dedim ki ya sizde bayram tatili yok mu?
Dedi ki daha önce Avrupalıların da onlar veriyordu, şimdi bizimkilerin eline geçti, bunlar vermiyorlar dedi. Evet efendim, Giresun'dan bir izleyicimiz. Abdullah Bey hattımıza hoş geldiniz. Giresun'a selamlar efendim. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Buyurunuz evet, Abdullah. Evet, acaba ben bir üç soru soracağım. Kısa buyurun, kısa olacak. Buyurun efendim. Buyurunuz. Birincisi bu ziynet eşyalarına efendim zekat, zekat mevzu. Peki. İkincisi hocam şey, mesela adamın ayağında yara var. Üzerine sargı sarmış, pansuman edilmiş. Üzerine ayrı da bir şey daha bir şey yapmış. Örnek verelim. Böyle geçici bir sargı sarayım. O geçici sargıya mesedebilir mi? Üçüncüsü de şu efendim. Evet. Mesela oruç tutamayan birisi şey veriyor. Fidye veriyor. Bu verdiği fidye mesela diyelim ki 15 lira galiba bu yıl şey. Evet. Miktarı. Asgari. 450, diyelim 450 adam çıkardı. Dedi ki, bu benim bir aylık Ramazan fidyem dedi. Olur mu bu şekil? Bunların üçünden bilgi istiyorum. Soralım değerli hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Giresun'a selamlar Abdullah Bey. Evet, vücutunda, ilk soru. Vücutunda yara olan bir kimse, yara üzerinde sargı varsa yapacağı işlem şudur. Öncelikle eğer o sargıyı çözüp yıkamak zarar vermiyorsa çözer yıkar. Evet. Bazen şu oluyor. Yara oluyor, yaranın üzerinde bandaj oluyor. Bandajın üzerine de sargı oluyor. Evet, oluyor hocam. Ve böyle bir durumda ne yapar? Sargıyı çözdüğü zaman o bandaj olan kısmı mesheder, geriye kalan kısmı yıkar. Açık olan, evet. Açık olan kısmı yıkar. Şimdi diyor ki, bir sargı var, onun üzerinde bir sargı daha var. Evet. Eğer bu sargıları çözerek, rahat altından bandaj varsa ve bu sargıları çözmesi zarar vermiyorsa, bandaja dokunmadan diğer kısımları yıkar, bandajın üzerini mesheder. Mesheder. Ama o sargıyı çözmek zarar veriyorsa, o zaman sargının üzerine mesheder. Ha, üzerinde ikinci bir sargı var, o ikinci sargı. Birinci sargının dışında taşıyorsa, evet. O zaman yıkaması mümkün olan bir yeri yıkamamış oluyor. Evet hocam, doğru. Değil mi? Bunlar kitapta yazmıyor. Doğru hocam. Şimdi diyelim ki üç parmaklık bir sargı var. Tutmuş adam onun üzerine bir sargı daha sermiş, o beş parmaklık. Ne oldu şimdi? İki parmağın altını yıkayabilecek durumdayken yıkamamış. O zaman ne yapacak? Üstteki sargıyı çözecek. Çünkü onu çözmesine hiçbir zarar yok. Yıkanabilecek. Yıkanabilecek yerleri yıkayacak. Peki. O sargının üzerine mesedecek. Peki. Efendim diğer soru ziynetin zekatı, ziynet eşyalarının. Şimdi Hanefi mezhebine göre belli miktar, ki o nisap dediğimiz şey 81 grama yakın, 80.18 gram. Evet, evet. Altını olan kişi her ne amaçla olursa olsun, ister ziynet için olsun, ister işte biriktirme amacıyla olsun, zekatını verecektir. Şafii mezhebi ise ziyneti hanımlar için zaruri ihtiyaçlarından saymış. Evet. Yani nasıl ki diyoruz, hanımların yemeğe ihtiyacı varsa, giymeye ihtiyacı varsa zaruri olarak barınmaya, ziynete de ihtiyaçları var diyor. Ama bunun da bir ölçüsü olmalı diyor. Evet. Ölçü olarak da bayağı yüksek bir meblağ. 200 şey, dinar, 200 miskal. Yani 800 gram civarında. Bir kilo altın neredeyse, neredeyse hocam. Ha. Yani 800 gramdan daha aşağı ise ziynet eşyası, evet, ona zekat vermez diyor Şafiiler. Peki. Daha fazla ise zekat vermek gerekir diyor. Ama Hanefi mezhebinde nisabı açtıktan sonra az olsun çok olsun zekatını vermek gerekiyor. Üçüncü sorusu son olarak fidye meselesi. Da fidye. Bunu ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı kişilere verebileceği gibi tek bir kişiye de verebilir. Şeye benzemez bu. Kefarete, kefarete benzemez. Yani 450 liraya bir kişiye defaten verdi. Bir aileye verdi. Vermiş olur. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Gelen sorularınızı kıymetli hocamıza yöneltmeye. Onlardan bir tanesi de şu. Hocam, burada İbrahim Bey sormuş. Kontrolsüz alınan bir mal arızalı çıktığında bunun dinen durumu nedir diyor. Şimdi, kontrolsüzden maksat iki şey olabilir. Kontrol bir, ettirmemiştir. Bir, görmemiştir. O da olabilir hocam. Görmeden almıştır. Bazen İnternetten oluyor. Mesela, oluyor işte. Evet. İşte bu internetten mal satın alıyor doğru. İnsanlar. Kapıya bir şey geliyor. Açıyor ki o resimde gördüğü gibi değil. Maket bile çıkıyor hocam. Ha, aldatıyor. Hatta, evet. Hatta bir zamanlar şey, telefonun yerine salatalık gelmişti. Allah böyle bir şey de yaşandı. Şimdi buna böyle bir durumda bir hadis-i şerif var.
Buna görme muhayyerliği derler, hıyar rüya derler. Bir kimse bir malı görmeden satın alırsa gördüğü zaman onu geri verme hakkına sahiptir. Evet. Fıkhi açıdan. Men iştara şeyen lem yarahu fehuve bil hıyar izâ ra'ahu. Görmeden bir şey satın alan kişi onu gördüğü zaman muhayyerdir. İsterse onu geri verebilir, bu bir. Gördü. Malı gördü. Ama bir ayıbı, kusuru varmış, fark edemedi. Evet. O zaman ne olacaktır? Onu fark ettiği zaman sattığı kişiye şunu diyecektir. Ya kardeşim, al malını, ver paramı. Buna hıyar ayıp derler. Peki ama o ayıbın ölçüsü nedir? Yani bir mal gelmiş ki aslında pek önemli bir şey değil ama hafif bir yerinde küçük bir çizik var. Yani bu da bir kusur sayılır mı? O tüccarın örfüne göre bu. Malın değerine göre de olabilir hocam. Yani. O tüccarın örfüne göre. O, evet. O malı alım satan insanlar. Hmm. O kusuru, bu malın değerinin düşmesine sebep bir kusur kabul ediyorsa o ayıp sayılır. Evet. Ama öyle kabul etmiyorsa o ayıp sayılmaz. Ha, şimdi böyle bir ayıplı. O tüccarın örfünde de bu kusur malın değerini düşürüyor. O zaman iki yol var. Ya kabul eder, olduğu gibi sineye çeker. Ya da satana geri verir, parasını alır. Peki. Ha, ondan sonra da isterlerse yeni bir pazarlıktan, yeni bir mal, yeni bir akitle aynı malı satın alabilir. Mesela 100 liraya almıştı, geri verdi, 80 liraya alırım dedi, bak bunu malı dedi. Öteki de sattı, olur. Ama 100 liraya aldı, ondan sonra ayıplı çıktı. Dese ki kardeşim bak bu senin malın ayıplı çıktı, 100 liraya almıştım ben 80 lira al, fazla vermem. Bunu diyemez. Niye? Bu şey sağlamlık bir vasıftır, niteliktir. Ve İslam ticaret hukukunda bir kural var. El-evsafu la yukabiluha şey'u minettenen denir. Yani o nitelikler, vasıflar o malın fiyatından bir miktara mukabil tutulamaz. Peki. Kıymetli hocam devam ediyoruz. İstanbul'dan Betülköse hattımızda. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar Betül Hanım. Aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı benim. Buyurunuz efendim. Diş dolgusuyla abdest alınır mı? Alınan abdest ne kadar geçerlidir? Hay hay. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Yok, hayır. Peki efendim. Sıhhat diliyoruz. Evet, diş dolgusuyla yani. Abdest alınır. Alınan abdest sonuna kadar geçerlidir. Evet. Yani abdest bozuluncaya kadar geçerlidir. Yani diş dolgusuyla abdeste bir sıkıntı yok. Diş dolgusu abdeste mani değildir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, diş dolgusunu da öğrenmiş olduk. İzmir'den bir izleyicimiz hattımızda. İzmir'e selamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz hanımefendi. Senelik 20 lira kira gelirimiz var. Evet. Bunun zekatı verilir mi? Soralım. 20 lira mı, 20 bin lira mı? 20 bin lira. Soralım. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz efendim? Evet, bir de pazarda bazı arkadaşlar, hani esnaflar bazı şeyleri döküyor. Bunu alıp yememizde bir günahı var mı? Getiriyoruz böyle komşulara dağıtıyoruz, bir günahı var mı? Hay hay efendim, size soralım. Çok teşekkür ediyoruz, sıhhat diliyoruz. İzmir'e selamlar. Evet, muhterem hocam. Bu 20 bin lira kira gelirinden eğer harcamışlarsa ve ellerinde kalan miktar nisap miktarından aşağı yukarı 10 bin liradan daha az ise ona zekat gerekmiyor. Ama başka gelirleri de var. O gelirler onların harcamalarına yetiyor. Bu kira geliri de artmış. Onun zekatını verecektir. Peki. Yani burada gelenden ziyade eldeki mevcut olana bakacağız. Peki yani o para geldikten sonraki gelen kazançtan mi? Kazanca değil, eldeki paraya bakacağız. Eldeki para. Ya adam vardır ki 500 bin lira kazanır senede ama 490 bin lira harcar. Normal olabilir. İhtiyacı vardır, borcu vardır, bilmem ev almıştır, araba almış vesaire. Olabilir efendim. Ona zekat gerekmiyor. Yani burada önemli olan o senenin bitiminde eldeki mevcut olan şeydir. Ve bu gelir nereden gelirse gelsin fark etmez. İster kiradan gelsin, ister ücret olsun, ister maaş olsun, ister miras olsun. Evet. Fark etmez. Elde kalan sene sonunda nisabı aşıyorsa zekatını vermesi gerekir. İkincisi pazarda pazarcıların attıkları şeyler. Şimdi niye insan... pazarcı veya herhangi bir insan elindeki bir malı niye atar? Artık ona benim ihtiyacım yok. Değer vermemiştir ona, evet. Artık o onun mal olmaktan çıkmıştır atınca. Dolayısıyla o serbest, mübah bir mal olur. Kim alırsa ona aittir. Dolayısıyla bu hanımefendi iyi yapıyor onu. Yani pazarcılar bazen öyle oluyor ki satamıyor, elinde az bir şey kalıyor, oluyor. Götürmeye değmez diyor, oraya döküp gidiyor.
Ya bunların tabii değerlendirilmesi. Herkes de gidip onu fark edemiyor. Herkes alamıyor. Mesela doğru. Alıp ihtiyaç sahiplerine veriyormuş. Ne güzel yapıyor. Bazı ev eşyalarını çöpe atıyor insanlar. Bir başkasının ona ihtiyacı varsa alıp onu götürebilir evine. Bunun hiçbir sakıncası yok. Peki. Efendim Çorum'dan bir izleyicimiz. Hattımızda yavaş yavaş programın sonlarındayız. Hasan Bulut, Çorum'a selamlar. Sizin nezdinize hoş geldiniz efendim. Alo. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz Hasan Bey. Hayırlı akşamlar. Ramazan mübarek olsun. Allah razı olsun. Hocama sevgi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz. İti hakkında soru sormak istiyorum hocama. Buyurun efendim. Hocam, ben fitiyeden biraz araştırdım. İmam-ı Azam mezhebine göre bir buğday ekmeğe kâfi gelir diyor. Evet. Ben emekli öğretmenim. Hanım da oruç tabii, ben de 80'i geçtik. Hastalığımız var. Evet. Efendim, bilmem ne dersiniz? Soralım değerli hocamız efendim. Bir buğday ekmeğine kâfi gelir mi fidye? Ben mesela köy çocuğuyum. Zamanında babam bana 2 kilo buğday, bucur dedi bizim çevrede. Evet. Onu götürdük, herkese dağıtıldı 1'şer kilo. 2'şer kilo şimdi 90'da 180 kuruş. Peki veya soralım. Yine bizim mezhebimize göre biz yarım saha 160 gram buğday. Soralım kıymetli hocamız buyurun, efendim. Buyurun, dinliyorum hocam. İnşallah soralım. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? Fidye bir de ben 5 kişi, 10 günlük, 5 günlük, 8 günlük verebiliyorum ona. Peki. Bana. Sıhhat diliyoruz hanımefendiye de size de. Çorum'a selamlar. Evet muhterem hocam. Şimdi İmam-ı Azam Efendi'nin bu bir sağ aşağı yukarı 3 kilo civarında buğday yeter diyor da 3 kilo hurma yeter de diyor. Evet. 3 kilo kuru üzüm yeter de diyor. Da yeter diyor. Evet. Yani bu sadece buğdaydan değil, arpadan da var. Arpa yarım sağ. Dediği gibi 1600 gram civarında. Evet. Ama hurma 3,5 kilonun üzerinde, hurmadan verirse fitreyi. Kuruzumdan verirse 3 kilonun üzerinde. Arpadan 3 kilonun üzerinde. Şimdi bunlar niye böyle? Peygamberimiz zamanında insanların bulabildikleri ve beslenebildikleri şeyler bunlardı. Evet. Herkesin elinde para yoktu. Ve herkes eline geçen parayla gidip de bir bakkal dükkanından, bir marketten ihtiyacını alıp gideremiyordu belki. Dolayısıyla o günkü insanın maslahatına, menfaatına doğrudan tüketebileceği şeyi vermek daha iyi geliyordu. Evet efendim. Un veriyordu, buğday veriyordu. Adam el değirmeninde onu öğütüyor, gidiyor ekmek yapıp yiyordu. Veya hurma veriyordu, alıp onu yiyor, besleniyordu hurmayla. Şimdi para verdiğin zaman gidip o parayı alamıyordu bir şey belki. Ama durum şimdi öyle değil. Ve fidye ile ilgili olarak da mesela yediğinizin ortasından diyor Kur'an-ı Kerim, orta hallisinden diyor. 150 kuruşla, 2 lirayla bir gün beslenebilir mi insan? Mümkün değil hocam. Mümkün değil. Onun için yani İmam-ı Azam böyle diyor, Peygamberimiz zamanında böyle yapılıyormuş. Bu her zaman böyle değil yani Peygamberimizin. Tamam onun söylediği şeyler bizim için elbette bir kaynaktır, delildir ama onun değerini vermek de mümkündür, caizdir. Evet. Şimdi insan eğer fitre verecek gücü yoksa vermesin. Ama verecekse de bu takdir edileni versin. Peki efendim. Da. Çok teşekkür ediyoruz. Peki bunu 7-8 kişiye verebilir miyiz demişti. Onu da ekleyip bitirelim. Bir fitreyi bölüştüremez. Peki. Bir fitreyi bir kişiye verebilir. Peki. Ama kendi fitresini bir kişiye, hanımının fitresini bir başka kişiye verebilir. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İlminizden istifade ettik. Hayırlı cumalar olsun sevgili izleyenlerimiz. İnşallah memleketimize de huzur diliyoruz. İslam alemine de huzur diliyoruz. Sizlere Allah'a ısmarlıyoruz efendim. Hoşçakalın. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullanmışlar? Cami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.